Şimdi bu arkadaşın zaafı şu oldu. Bir, Türkiye'deki derbilerin ne anlama geldiğini bilmiyor bu arkadaş. Bilmiyor, kesin. Birisi de buna dememiş ki, ya da o cesareti gösterememiş. Hoca, gel buraya. Bak gel buraya. Sen bizi şampiyon yapamazsın. Diyelim yapamadın, değil mi Jesus? Fakat bize iki tane, üç tane derbi maç kazanırsın. Buradan var ya, şampiyon yapmadığın halde omuzlarda gidersin. Bir hükme daha eklersin de. Tabii adam der ki, aa ne alakası var. Evet öyle. Türkiye'de öyledir. Örneğini defalarca verdim. Sadece Türkiye'de mi hocam? Dünyanın her yerinde öyle değil mi zaten? Yok, bizimki kadar değil. Bak bizimki kadar değil. Bak şu niçin değil sana söyleyeyim. Bak bugün daha önce örneğini verdim. Bir daha tekrar edeyim. Bugün bazı sezonların şampiyonunu ilk sorduğunda hatırlamazsın. Google'a bakmak zorunda kalırsın. Değil mi? Ama bazı derbi maçlarını hemen hatırlarsın. Hatta atılan gollerin golü sayılarını... kim attı, kaçıncı dakika attı, maç kaç bitti, maçın içinde ne yaşandı, maçtan sonra neler konuşulduğunu anında dün gibi söylersin. Halbuki maç 15 yıl önce oynanmıştır. Hakemini bile hatırlama ihtimali var. Aynen öyle. Fenerbahçe Galatasaray bir derbisi var 4-4. Şimdi bizi dinleyenler hemen hatırlarlar. Bak 4-4. 3-0'dan 4-3'leri, evet. 2-0'dan 4-2'leri, evet. Hepsini hatırladım. Evet. Mesela bu sene Beşiktaş derbisi, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe son derbi, 10 kişiyle 4'lük maç hep hatırlanacak. Pankur'un kaleye geçtiği maç mesela unutulur mu? Unutulmaz. He? Değil 10 mi? 10 sene sonra sor yine hatırlanacak. Evet, mesela o senin şampiyonu kim desek bir düşünürsün değil mi? Fenerbahçe değildi, Beşiktaş mıydı, Galatasaray mıydı dersin? Bulursun gerçi de sana ama bulursun. Böyle bir kalırsın. Ama derbiyi söylediğim an Panko'nun kaleye geçtiğini, kaç dakika kalede oynadığını, Hoydonk'un serbest vuruşunu, penaltı golünü, kimin onu attığını az kaldı çıkarıyordu falan filan. Bunları bile değil mi hatırlarsın. Böyledir. Fenerbahçe niye hep 6-0'ı konuşuyor? 6-0'lık sezonda kim şampiyon desek... bulursun ama işte böyle yaparsın. Değil mi? Ama 6-0'ı bir kere de golleri tek tek sayarsın valla. Ta en son gole kadar, anladın mı? Türkiye'de derbiler böyledir. Bak mesela Galatasaray. Şampiyonluğunun dışında konuşulan başka bir şey daha var değil mi bu sene? İki maçta da Fenerbahçe'yi 3-0 yenmesi. Hem Kadıköy'de 3-0 hem son maçta değil mi? İçeride 3-0. Ne dedi ona Ahmet Çakar? 6-0'ın intikamını taksitle mi aldı dedi? Evet. 3-3 diye. Evet. Şimdi bunu şimdi yıllar sonra Galatasaray bu seneyi şampiyonluklarından bir şampiyonluk olarak tarihe geçti. Ama bu şampiyonluk konuşulurken o sene biz hem Kadıköy'de hem Ali Sami'nde Fener'i üçlük yapmıştık diyecek. 20 sene, 30 sene sonraki biz vefat ettikten sonraki... Estağfurullah Allah'ım. Öyle yani. O zamanki çocuklar, gençler bile... Sayacaklar. Evet, bugünün mesela 20 yaşındaki adamı, o gün diyelim 20 sene sonra 40 yaşında bir adam olacak. 40 yaşında bile bugünü söyleyecek. Ben o zaman 20 yaşındaydım. Hem Kadıköy'de 3 çaktık hem de Ali Sami'nde 3 çaktık. Anladın mı? Hatta golleri bunlar dakikalarıyla söyleyecek golleri. Anladın mı? Bu kadar önemlidir. Bu kadar Türkiye'de önemlidir. Ama Jesus'a göre sıradan bir maçtır derbiler. Zaten öyle demedi mi ilk Galatasaray derbisinde? Ne dedi? Kardeşim ne abartıyorsunuz ya? Alt tarafı bir maç oynayacağız. Kazanırsak 3 puan verecekler. Kaybedersek de 3 puandan eksik fazla silmeyecekler. Halbuki öyle değil işte. Adam bunu puan hesabı zannediyor. Hani benim için diyor Galatasaray, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Beşiktaş, Beşiktaş, Galatasaray. Bunun maneviyatını bilmiyordu aslında. Yani kulüpte yapacağı tahribatı bilmiyor. Ya da kazanırsan kulüpte yaratacağı olumlu atmosferi bilmiyor. Adam tahmin edemiyor. Ondan sonra bir bakıyor, aa diyor, aa hakikaten öyle, aa falan diyor. Anladın mı? Bunu bilmeyen bir hoca var. Onun için niye son 15 yılda hep Türkiye'de şeyler, Zico'dan sonra hep yerli hocalar şampiyon oluyormuş. En son Zico olmuş galiba değil mi? Evet evet. Brezilyalı Zico, Fenerbahçe'de şampiyon olmuş. Bir daha yabancı hoca şampiyon olmamış Zico'dan sonra. Neden? Arkadaş bilmiyor adam ya, bilmiyor. Bu zannediyor ki bu evet 3 puanlık bir maç. 3 puanlık maç değildir derbiler. 30 senelik... 30 yıllık derbilerdir bunlar. 30 yıl, 40 yıl, 60 yıl konuşulacak ömürlük derbiler. Ömürlük hatta. Ömürlük derbidir bunlar. Bunlar 3 puanlık derbi değil. Ölümlük derbilerdir. Ölümlük. Ölümüne kadar konuşulur. Sen şimdi bu ruh halini oyuncularla böyle çıkarsan derbilere, böyle sonuçlar alırsın. Sukutu hayale uğrarsın. Oyuncuyu motive edemezsin. Biz nasılsa bir maç oynayacağız. Sen bir maç oynamayacaksın.
Sen öyle bir maç oynayacaksın ki o maçın skoru, sen öldükten sonra futbolcusun ya, sen öldükten sonra torunların konuşacak. Benim dedem derbide böyle yapmıştı diye. Evet. Evet. Senin babanın anlattığı, senin çocuğun anlattığın diye öyle. Değişecek ben hocam. Ben şimdi vefat ettiğimde benim kızım, babam Galatasaray derbisinde atılmıştı. Biz Ali Sermen'de Fenerbahçe yenmiştik Galatasaray'ı 1-0. Babam da son 15 dakika kırmızı kart görmüştü. Ben öldükten sonra anlatacak. Ne alaka değil mi? Kaç sene önce giderim. Ya. Ama öyle, öyle. Yani derbilerin tamamı çok silik bir derbi değilse, anlamsız bir maç oynanmamışsa tarihe geçmiştir. Öyle bir silik derbi de bulamazsın yani. Anladın mı? Bir ara bir Galatasaray-Fenerbahçe maçları işte o Kadıköy büyüsü bozulmadan önce öyle bir keyifsiz geçiyordu. Ondan sonra o da toparladı. Ya Galatasaray'ın işte, kazanmasıyla ya şöyle ayrı bir hava yakaladı. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oynandı K'de değil mi? İnönü'de. Kısır 0-0 bitti değil mi? 0-0 bitti. Tadı tuzu yoktu. Evet, böyle bir kavga dövüş. Hastane yemeği gibi. Kavga dövüş de olmadı. Anladın mı? Mesela o derbi çok akılda kalmayabilir. Ama çok enteresandır böyle derbiler. Ama genelde her derbinin bir şiisi vardır değil mi? İşte Beşiktaş maçı, bak Panku geliyor aklıma. Ya da yakın tarihte 3-0 öndeydi Beşiktaş, 3-3 bitti değil mi? Tabii tabii. Hasan Ali falan son dakikalarda vurdu, bir şeyler oldu. Maç 3-0'ken ben dedim ki eyvah 7'ye 8'e gidecek galiba. 2-0 öndeyken Almeida kaçırdı, Alex çıktı, 4-2 kazandı Fenerbahçe. Bak, o da bak, o maçı da sen hatırladın. Buyur abi, bu senelerin tek tek şampiyonlarını söyleyecek desek 10 dakika yok. Kadir bulur bizi ancak. Kadir'in önünde şey var ya, laptop. Hemen girer o şampiyonu bulur. Bir de o Kadir de söyleyemez. Anladın mı? Onun için böyle bir ama geçtiğimiz bu kupa finalinde öyle olmadı. Çünkü maçtan sonra maç öncesi yaşananları dün Fenerbahçe TV'de şey yapmışlar. Gördün mü? Hikayesini yapmışlar. Yok görmedim. Ben seyrettim. Çok duygulandım. Valencia'yı yolcu ediyorlar tesislerle. Maçtan önce pasta hazırlanmış Valencia'ya. Efendime söyleyeyim. Jorge Jesus konuşma yapıyor. Artık son veda maçı, bu kupa maçı bizim için. Valencia gol kralı oldu. Onu da şey yollayalım, bu kupayı kazanarak mutlu yollayalım. Mutlu. Arkadan Sayın Ali Koç konuşma yapıyor. Bu artık bu maçın artık bahanesi olamaz diyor. Hani bunu kazanacaksınız. Bunun bir şeyi yok diyor. Gideceksiniz. Kal kupayı alıp geleceksiniz. Lamı cimri yok diyor. Oyuncular ya. Böyle pastanın başında ulan bir an önceki pasta kesilsin de pastayı ya. Evet ya, anladın mı? O durumdalar orada, bak orada bile maçtan 2-3 gün önce oluyor bu. İzmir'e ziyaretten önce. Bu motivasyon yeterlidir büyük takım için. Bu motivasyonu olduğun an büyük takımların karşısında öbür takımlar mücadele edemez. Bütün bak 3 büyük takımın, 4 büyük takımın Anadolu takımlarına kaybettiği puanların %80'i motivasyon yüzündedir. Çünkü başka açıklaması olamaz. Değil mi? Kadro olarak onlardan güçlü değil mi? Ekonomik olarak güçlü değil mi? Taraftar olarak güçlü değil mi? Nasıl puan kaybediyorlar? Aynı böyle. Motivasyonsuzlukla. Bunu sağladığı an büyük takımlar oynadığı maçları kazanır kardeşim. İki büyük takım oynuyorsa o gün hangisi daha fazla istiyorsa o kazanır. Anladın mı? Bunun kadrosu. Ben çok iyi kadrolar gördüm. Anladın mı? Kendinden daha az gibi gözüken kadrodan fark yediler derbide. Öyle olursun. Eğer o derbinin atmosferini yaşamazsan. Öyle değil mi? Konsantrasyon, motivasyon her zaman kazandırır diyorsun. Tabii ki. Öyle zaten derbiler niye hep derler 3 ihtimallidir? Çünkü tarihte Galatasaray'ın çok iyi dönemleri var. Gittiği bir dönem vardı mesela. Kaçtı? 87. İşte benim atıldığım maç. Galatasaray'ın harika bir takımı vardı. O sezonda çok iyi gidiyordu. Beşiktaş'la çekişiyorlardı. Bizim ligde hiç iddiamız yoktu. Erken kopmuştuk yarıştan. Ali Sami'nde gittik. Bir de ben kırmızı kart gördüm. Yine 1-0. Rahmetli Kaya'nın kafa golüyle 1-0 yendik. Hani kadro iyi kazanıyordu. Seyirci de ne oldu? Londra'nın da bir golü vardı sanki, öyle değil mi? Ama o sene Londra'nın golü... Yok hayır, sonradan mesela 1-0 kazandı. Şampiyon oldu ama işte. Galatasaray o zaman şampiyon oldu. Ben diyorum ki iddian yokken kadro yani. Daha bile kötü olsa kendinden daha iyi kadro kurmuş derbideki rakibini yeniyorsun. Yenebilirsin yani. Jailson'un golü mü neyden vardı? Bir şey daha vardı öyle. Bir şey daha vardı. Ya. Yani neyden oluyor bu? Neyden motivasyonla oluyor bu? Tabii ki. Tabii ki. Benim ligde hiçbir iddiam yok. Galatasaray şampiyonluğu alıyor. Ben Galatasaray'a gidiyorum hem de orada yeniyorum. Nasıl oluyor bu? Tamamen derbi maçı. Ben bunu kazanacağım. Bu motivasyonlu olur. Fenerbahçe'de bu sene değil, 9 senedir, 10 senedir yaklaşık bu motivasyon yok kardeşim. Ben bunu göre varsa da dönem oluyor, dönem. Anladın mı? Bir yerde kopuyorlar. Kopmayacaksın. Başakşehir maçının da motive olmuş oyuncuları vardı. Çok. Yerli oyuncular. İrfan Can biraz sırıttı gene ama Arda'nın ve Ferdi'nin performansı
hele hele ikisi yan yana geldiğinde keyif de alıyorsa Batshuayi'yi de mutlu ederlerdi. Valencia'yı da. Hocam Valencia gitti ama üzüldün mü? Ben mi? Valencia'yı neye benzetiyorum ben biliyor musun? Ne? Valencia aynı brokoliye benziyor. Brokoli. Brokoli mi? Bu evet. Valencia eşittir brokoli. Nasıl? Şöyle şöyle anlatayım izahım sana. Brokoli nasıl bir sebzedir biliyor musun? Yeşil. Yeşil, vitamin deposu, insan sağlığına faydaları yüzlerce. Bak aç oku brokoli nelere faydası var? Hangi organlarımıza? Mideye, karaciğere, beyne her şeye diyorsun yani. Böyle bir faydalı bir bitki olamaz. Faydalı. Fakat nefret ederim brokoliden. Tadı tuzu yok diyorsun. Tadı yok, tuzu yok. Bunun yemeği mi olur? Brokoli yenir mi brokoli? Haşlasan mı? Haşlasan bir tuhaf kokuyor. Allah günah yazmasın. Anladın mı? Yerken ağzında bir tadı yok. Anladın mı? Mesela bir şeyle yemen evet gerekiyor. Abi, mesela bir lahmacun tadı var mı? Döner tadı var mı? Yok. He? Tas kebabı tadı var mı? Yok. Yok. Tatsız, tuzsuz bir sebze. Fakat korkunç faydalı. Öyle değil mi? İşte sana Valencia. Faydalı mı? Çok faydalı oldu bu sene değil mi? Gol kralı olmuş adam. Evet gol kralı olmuş adam. Faydalı. Peki tadı tuzu var mı? Yok. Asla. Hele de Başakşehir maçında illallah. Evet illa düşün. Anladın mı işte gol atmadığı zaman o topu kaleye sokamadığı zaman illallah. Dolayısıyla Valencia benim için brokoli. İhtiyacım var ama burun kıvırırsın. Aynen öyle. Evet. Bravo. Evet faydalı olur ama ben almayayım. Çok faydalı. Onun yerine döner. Evet. O biraz şekerim var. Döner, Ur, Adana, kebap falan zararlı ama olsun baba sen yap böyle bir pidan. Kebap ne? Batshuayi mi? He? Tabii ki Batshuayi. Kebap Batshuayi mi? Arda Güler, Batshuayi. Anladın mı? Şimdi onlardan biri giderse ben üzülürüm. Brokoli gitmiş. Brokoli ben yeme. Ne? 60 yıl brokoli yemesem evde hanıma demem ki hanım ya canım brokoli çekti bir brokoli yap. Onun için Valencia nerede ya keşke Valencia olsa demeyeceğim ben. Demem kardeşim. Ama faydalı mı? Faydalı. Teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. İhtiyacı olan evet, yesin diyorsun. Bu benzetmem nasıl? Çok iyi. Brokoli benzetmesi. Valla güzel mi? Çok iyi. Yok lan bana Master Chef gibisin. Oğlum bana Danilo de o bari. Danilo Chef gibisin. Gittim benim Mehmet Şef'e. Tövbe estağfurullah. Ama, hani, ya Mehmet Şef de iyi şef de. Ben Danilo. Yerli şeflerden sayayım dedim hocam sana. Ne bileyim yok, Danilo ben, deyince Danilo, İtalyan asıllı bir Türk gibi olmuş. Ama Danilo da yerli sayılır artık. Danilo senden benden iyi Türkçe konuşuyor ya. Bak biz burada Türkçe konuşurken hatalar yapıyoruz. Gerçi sen iyisin. De ben çok hata yapıyorum. Danilo var ya benden iyi Türkçe konuşuyor. Bir de Danilo yakışıklı ya. Beni bari Danilo Şef gittim Mehmet Şef yaptım. Spagetti. El ya. Che forno. Nadia Focherimo. Durmazo. Neyse. Nereden? Kafamı karıştırdı. Şef nereden çıktı ya? Sen ters köşe yatırdın. Evet. Ters köşe izleyenleri yazsın. Hakikaten Valencia brokoli benzetmem bence cuk oturdu. Şimdi aklıma geldi biliyor musun? 10 üzerinden hani puanlasınlar. Yani faydalı ama anladım hani evet çok faydalı ama ben faydalı diye brokoli yemem. Yemem abi. Yani, diğer faydalılara gel o zaman tadı da güzel olanlara. Yani, bir Arda'ya gel bir Ferdi'ye gel. Arda Güler abi. Yani harbi Bursa eşi Yoğurtlu İskender. Arda Güler yani. Allah tabak sabah kalktığında yeni kurulmuş sucuklu yumurta. Bravo. Yumurtalı ekmek. Evet abi. Simitli evet. Kahvaltı evet. Gibi. Ya da çok güzel. Şimdi milletin abi bulan var, eden var diyecekler. Acıktık mı? Acıktı hocam diyecekler. Mesela Ferdi değil mi? Böyle İtalyan spagettisi olur ya böyle. Soslu. Bolognese soslu bilmem ne diyorsun. Kremalı mantarlı penne. Aferin. Mesela o anladın mı? Abi öyle ağızda tat bırakıyor Ferdi. Ne o? Arda Güler. Rossi? Batshuayi. Rossi mi? Abi bu kadar güzel bir liste sayarken değil mi? Anladın mı? İlla araya bir tane simit peynir koyacaksın yani. Simit peynir iyidir gene. Onu deme ya. Sen hiç bayağı simit yedin mi? Bayağı simit işte Rossi bayağı. Kopaklasın gibi. Her neyse futbol. Zalai. Ne? Zalai. Ya bırak şimdi günahı çocukların hepsini bir bitki. Salah için de bir sebze geldi aklıma ama hadi boşver söylemeyeyim. Ya yapma oğlum dur ya millet ya tamam. Hadi bu konuyu geç. Zeytinyağlı salah. Geç hakikaten master. Zeytinyağlı salah. Programı master şefe çevirme ya. Tamam hadi. Ama bana arada sırada Danilo dersen iyi de olur. Güzel olur. Mehmet Şef falan deme ya. Yani Mehmet Şef de güzel. Hocam katılıyor musun bana? Yakışıklı adam da. Arda kalır. Ferdi kalır. Rossi gider. Zalai gider. Zeiss gider.
Serdar Dursun gider. Aynen. Altay kalır. Arao kalır. Batshuayi kalır. Henrique gider. Samatta gider. Hangi Henrique bu? Gustavo Henrique mi? Lincoln Henrique mi? Gustavo Henrique. Gustavo uzun boylu stoper olan. Evet. Katılıyorum sana ama bir tanesini kalbimden vurdun beni. Benim dört tane kesin kalsın dediğim oyuncunun birini içine koymuşsun. Batshuayi, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu. Bu üçü giderse hüngür hüngür ağlarım. Bak böyle yaşlarla ağlarım. Bu üçü giderse, üçünden birisi giderse hüngür hüngür ağlarım. Dördüncüsü de var. Sen de onu gidenleri içine koymuşsun. Bir dördüncü daha var benim için. Kim? Mihal Zayis. Üzülürsün değil mi? Üzülürüm. Hüngür hüngür ağlamasam da için içine ağlarım. Bir damla akar be. Akar. Bir damla çıkar. İkisinden de böyle damla süzülür. Üzülürüm. Ama Ferdi, Arda ve Batshuayi giderse hüngür salya sümük hüngür diyorsun. Salya sümük ağlarım vallahi. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Zaki de oraya yazmayaydı neydi. İnşallah Zaki'yle anlaşırlar. Sosyal medyada çok okuyorum, çok gülüyorum. Hani seviyorum da o lafı. Zayt sözleşmesi yaşatır falan diyorlar. Yazıyor ya Fenerliler. Çok doğru. Acilen sözleşme uzatılması gereken oyunculardan biri de Mia Zayt'tır. Diğer söylediklerine tamamen katılıyorum biliyor musun? Kalır kalır dedin kalır. Evet gider dediklerine evet gider. İsmail Yüksek de kalır. Mesela onları evet, kalmalı da zaten. Oyunculardan faydalanır. Daha gider gidecekler olabilir. Benim listemde daha fazla da var. Gitmek. O sayım o sayı. João Pedro yazmamışsın oraya. João Pedro gitmeli. Yok ben aklıma gelenleri ben söyledim. Ben inanır mısın o sayıyı bile çok böyle bir acayip iyi bir beklenmedik bir rakam bulmasam o sayı bile satma taraftarı değilim ben. İdare eder. Abi o sayı işime yarar diyorsun. Abi o sayı gibi atletik, süratli, kuvvetli, güçlü. Çabuk, güçlü oyuncu nereden bulacaksın ya? Evet eksikleri var. Hani çünkü adam forvet oyuncusuydu Fenerbahçe'ye geldiğinde. İngiltere'de bu adam sol sağ önde oynayan kanat oyuncusu gibiydi. Burada bek yapıldı adam tamam mı? Ona rağmen çok eksikleri var. Defansif hamleleri, zamansız offside'i kaçırıyor. 18'de çok cesur hamleleri var. Hani penaltı yapma ihtimali yüksek bir oyuncu. Fakat bunlar oturduğu zaman Türkiye'de çok insanda olmayan atletizmi var. Ben böyle atletik oyuncular kolay kolay kaybedilmemeli. Rozier, Boye gibi. Tabii aynen öyle. Mesela bunların en oturaklısı bence formda olduğu zaman Rozier'dir. Anladın mı? Böyle oyuncular hani ben Osayi'den bile vazgeçmem. Eğer Fenerbahçe kulübünde yetkili biri olsam Osayi'nin satışına engel olurum. Eğer çok iyi bir rakam yoksa. Anladın mı? Ha, gitsin de kurtulalım olmaz. Ha, João Pedro falan mutlaka gitmeli. Peki mı? O zaman Kent geldi deniyor. Sözleşme imzalandı. Evet, evet Kent.